Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Mor Beyazlılar Karbel Karaköprü Belediyespor Spor galibiyetiyle hedefi doğrultusunda ilerleyişini sürdürdü. Üçüncü lig üçüncü grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 19. haftada yeni Ordu Stadyumunda Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaştı. Bu maçtan önce teknik direktör Cahit Erçevik'le 3 maça çıkan Mor Beyazlılar Annesine 9 puan yazdırdı. Mor Beyazlılar evinde Karbel Karaköprü Belediyesporu Serhat Velioğlu ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ordu Spor 1967 bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alarak hedefi doğrultusunda ilerleyişini sürdürdü. Mor Beyazlılar puanını 32'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu. Ordu ekibinin playoff rotasıyla olan 1 puanlık farkı ise değişmedi. Ordu Spor 1967 bu sezon oynadığı 19 maç maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Mor Beyazlılar 20. haftada Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mücadele 30 Ocak Pazar günü saat 13'te oynanacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 68 Aksaray Belediye Sporla maç yapamayan 52 Ordu Spor şehre döndü. 52 Ordu Spor Ordu'ya döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle 68 Aksaray Belediye Spor'la maç yapamayan 52 Ordu Spor şehre döndü. Pazar sabahı yola çıkan 52 Ordu Spor 24 saat sonra şehre ulaşabildi. Mor Beyazlılar yolların kapalı olması nedeniyle Havza'da yaklaşık 9 saat otobüsün içinde kaldı. Pazar sabahı Aksaray'dan yola çıkan 52 Ordu Spor kafilesi pazartesi günü öğleden sonra tesislere geldi. Futbolcuların bir gün izin yapacağı açıklanırken, Salı günü antrenmanlara tekrar başlanacağı öğrenildi. Üçüncü lig ikinci grupta maç yapmamasına rağmen beşinci sıradaki yerini koruyan mor beyazlılar Salı gününden itibaren Hacettepe maçına hazırlanacak. İkinci devrede oynayacağı müsabakaları en az kayıpla tamamlamayı planlayan 52 Ordu özellikle iç saha maçlarını kayıpsız geçmeyi planlıyor. Deplasmanda lider Batman Petrol yenilen Fasla Belediyespor Spor hava koşulları nedeniyle orduya dönemedi. Fatsa Belediyespor Spor Fatsa'ya dönemedi. Deplasmanda lider Batman Petrol Spor'a konuk olan ve son dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fatsa Belediye Spor, Ordu'ya dönemedi. Batman maçının ardından karayoluyla Ordu'ya dönmek için yola çıkan Fatsa Belediyespor yoğun kar yağışı nedeniyle Ergani'de kaldı. Kar yağışının yoğun olması ve yolların kapalı olması nedeniyle Sarı Laciverti temsilcimiz geceyi Ergani'de geçirdi. Sabah saatlerinde tekrar yola çıkan Fatsa Belediye Spor, Diyarbakır'a geçti. Fatsa Belediyespor kafilesi. Uçakla Diyarbakır'dan aktarmada Ordu'ya dönecek. Bu arada Fatsa Belediyespor önümüzdeki hafta sonu Belediye Kütahya Spor'u konuk edecek mücadele. 30 Ocak Pazar günü Fatsa İçe Stadyumunda oynanacak. Bölgesel amatörlik ekibi Ordu Gücü Futbol Kulübü 8 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. grupta ligde kalma mücadelesi veren Ordu Gücü Futbol Kulübü devre arasında 8 oyuncuyla anlaştı. Ordu temsilcisi Gölköy Spor'dan Stoper Hasan Zeren, 1926 Bulancak Spor'dan Orta Saha Atakan Çavuş, Ordu Doğa Spor'dan Forvet Hakan Tosun, Stoper Ferhat Altıntaş ve Kaleci Doğukan Hekim, Başiskele Doğan Tepe Spor'dan Savunma Oyuncusu Mertcan Cebeci, İzmir Narlıdere Belediye Spor'dan Ömer Oğuz Talan, Kırıkkale İl Özel İdare Spor'dan Sağ Açık Batuhan Erle sözleşme imzaladı. Ordu Gücü Futbol Kulübü Başkanı Mahir Akdere, devre arası transfer döneminde 8 tane oyuncuyu kadromuza kattık. Yeni transferler için de görüşmelerimiz sürüyor. Bal Ligi'nde top oynarım diyen her kardeşimize bu kapı açık dedi. Devre arasındaki transfer döneminde 8 tane yeni oyuncumuzla anlaşmayı sağladık. Devamında da birkaç tane daha oyuncumuzla görüşmeye devam ediyoruz bal ligi takımı olarak ben bal liginde top oynarım. Kendimi A takımlara, üstteki üçüncü lig takımlarına gösterebilirim diyen her kardeşimize bu kapacık. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.